Türkdeli'den C1 derece dersleri. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet, assalamu aleyküm, kadirli til ihlosmandlari. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Dostlar, bugün sizler bilan biz nechinchi darsga keldik? 91-ci dersimizga keldik. Hop, uyga vazifani qilmaganlar. Kimler uyga vazifani qilmadi? 90-ci dersimizni ko'rgan bo'lsangiz, uyga vazifa bergan edim. Uyga vazifani bajarib bizga izohlarda yuborishni unutmang. Evet, değerli arkadaşlar, bugün sizlerle biz 91. sayfadayız. 91. dersimizde, pardon. Qadirli kuzatuvchilar, bugün sizler bilan 91. dersimizdamiz. 91. dersimizde işteş ettirgen edilgen çatılar. O'tgan darsda nimani o'rgangan edik sizler bilan? Ettirgen edilgenini o'rgangan edik. Endi bugün ise işteş qo'shildi ularga. Bu nima degani? Buni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. İşteş çatılı ek, ettirgen çatılı ek, edilgen çatı eki aynı fiile veya isim kökünü getirilerek. Bularni barcha qo'shimchasi bir so'zga yoki fe'lga yoki ismga qo'shilgan holatda bajarilar ekan. Misol uchun mana bu yerda ko'rib chiqamiz. To'plantı sonunda bu konunun tekrarı görüşülmesi kararlaştırıldı. Mana bu yerda e'tibor beramiz, mana kararlaştırıldı. Kararlaştırıldı deganda kararlaştırıldı. Bu yerda işteş bor, ettirgen bor ve edilgen ham bor albatta. Bu sorunu çözmek için iki tarafın görüşülmesi gerekiyor. Bu sorunu çözmek için iki tarafın görüştürülmesi gerekiyor. Mana bu yerda işteş ham bor ve bundan tashqari ottirma nisbati, yani ettirgenlik ham bor, edilgenlik ham bor. Bularning barchasi mana bu yerdagi formulaga ko'ra ishlatiladi. Mana formulada nima deyilgan? Fe'l, undan keyin ish, undan keyin tir, undan keyin il. Va mana bu yerda ismda nima deb ko'rsatilgan? Lash, tir, il. Ha? Mana bu yerda aynan shu ikkinchisiga to'g'ri keladi. Qarar, lash, tir, il, d. Endi bu yerda zamon qo'shimchasi. Mana bu yerda esa yapılacak, mana bu yerda esa görüşmek fe'le, fe'l plus görmek fe'l, görüş işteş bor, işteş bor, undan keyin t bor, türülmesi gerekiyor. Yapılacak işler çalışanlara paylaştırıldı. Paylaştırıldı, pay geliyor, ondan sonra laş. Evet, trafik kazasında babasını kaybeden Elif arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Her iki konu uzmanları tarafından bütün yönleriyle karşılaştırıldı. Gönderilen hediyeler çocuklar arasında bölüştürüldü. Oynayacak oyun için öğrenciler öğretmen tarafından eşleştirildi. Ziyaretçiler hasta ile görüştürüldü. Karakola götürülen şüphelinin geçmişi araştırıldı. Kavga edenler çevredeki insanlar tarafından yatıştırıldı. Evet arkadaşlar, bu yerde ne demekken bana bu maşıkta yukarıdakilerini joylaştırışımız gerek. Sıkış, çarp, tut, gör, döv, karşı, böl, tart, tanı, bul. Bunların barçasını kandaya kılıp joylaştıramız. Mana bu yerdeki noktalar o'rniga bir-bir joylashtirib chiqishimiz kerak. Unday bo'lsa boshladik. Bitlis'in köylerinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan 28 çocuk Bitlis Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sporu ile hangisi görevlendirildi, görüştürüldü, karşılaştırıldı, tanıştırıldı. Hayvan severler hayvanları karşı çıkıyor. Evet, hayvanseverler tutuşturulan hayvanların karşı çıkıyor. Hangisi? Evet, bölüştürülen, tanıştırılan yukarıdakine göre neymiş? Hayvanseverler, evet, burada
dövüştürülen hayvanlara karşı çıkıyor. Evet, dövüştürülen hayvanlar. Cezaevinde yaşayan tutuklular bayram günleri boyunca aileleri ile görüştürüldü. Toplantıda geçen dönemin projeleri ile yeni projeler tanıştırıldı ve yeni kararlar alınacak. Tanıştırılacak ya da yeni kararlar ve yeni kararlar alınacak. Evet arkadaşlar, kalanını siz ne yapıyorsunuz? Evde yapıyorsunuz tabii ki. Kadirli Küzat Uçuyla bana bir geçip olup yani sizlerle kendine bulsun düşündürdüm. Bundan ki ingilerini siz albatta üyde bacarışınız kerek ve bacarganınızı bizge yubarın. Derslerinizle. Ondan taşkarı bana bir yerdeki Allah'a maşıkını birgelikte korup çıkamız. İşler kolaylaştırıldı, daha çok mesafe kat edilir. İşler kolaylaştırılırsa daha çok mesafe kat edilir. Ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan çocuklar zaman zaman ebeveynleriyle görüştürülüyor. Elde edilen gelir ihtiyacı sahiplerine paylaştırıldı. Konuyla ilgili bütün yazılar tek bir dosyada birleştirildi. İnsanların dövüştürülmesi ile yapılan spor, dövüştürülmesiyle yapılan sporların ilginç bulmuyorum. Evet, bazı insanlar diyor ki işte insanların dövüştürülmesiyle ilgili yapılan sporları ilginç bulmuyorum. Siz nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bakıyorsunuz ona? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde biz sizlerle işteş, ettirgen ve edilgen çatılı filleri hakkında bilgileri aldık. Ve bu dersimizde öğrendiğimizi arkadaşlar alıştırmalarda yaptık. Bu alıştırmayı siz evde yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve böylece kendinizi geliştireceksiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi bugünkü dersimizde biz sizlerle dediğim gibi işteş, ettirgen ve edilgen çatılı filleri öğrendik. Öğrendiğimiz fillerle ilgili 20 tane cümle kurun. 20 tane cümle kurmayı unutmayın. Bu size özel bir ödev arkadaşlar. Bunu yapın. Bu fillerle oluşan cümleler kurun. Sebebi daha iyi bir sonuç almak için siz bu daha çok pratik yapmanız gerekiyor. Dilinizi geliştirmek için arkadaşlar bütün verdiğimiz ödevleri yerine getirin. Sizler bundan sonra nasipse sertifika sahibi olacaksınız. İyice okuduktan sonra. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ermek üzere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.